Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarını ağırlıyoruz. İzin verirseniz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Belediye hizmetlerinin dünyadaki gelişimi 4 temel konunun üzerinde yoğunlaşıyor. İnsan, bilgi, kültür ve doğa. Dünya belediyeciliğinin temel ayakları olarak belirginleşen bu kavramları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni stratejik planına temel ilkelerimiz olarak dahil ettik. Bu değişimi iyi okuyabilmek, şeffaf, demokratik bir katılımı öngören bir yönetim anlayışını sergilemek, insan odaklı bir belediyeciliğin özünü oluşturuyor. Hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten, inançtan, yaşam tarzından olursa olsun, ben bugün bütün belediye başkanlarımızın önünde bütün belediye başkanlarımızı kutlamak istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Çok güzel şeyler yaptık. Hep beraber yaptık. Birlikte mücadele ettik. Büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla bir araya geldiler. Yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Tarihte yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Bu da bize nasip oldu. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz. Sıradan bir görev de üstlenmediniz. Bulunduğunuz beldenin sorunlarını çözmede halk size yetki verdi. Siz o yetkinin gereğini yerine getiriyorsunuz. Ama bunu yerine getirirken önünüze engeller çıkabilir. Birileri engellemek isteyebilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Azim ve kararlılıkla bütün sonuçları elde etmek mümkündür. Biz bugün önümüze çıkarılan bütün engelleri aşan belediye başkanları olarak toplanıyoruz. Siz bir şey daha yaptınız. İsraftan özenle kaçındınız. Tasarruf yaptınız. Bu açıdan da hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü yapılan her israf vatandaşın cebinden çalınan para demektir. Oysa siz vatandaşın cebinden alınan her kuruşun hesabını vatandaşa hizmet olarak götürdünüz. Ne zaman? 7,5 ayda yaptınız bunu. Sadece 2 örnek. Biri büyükşehir, birisi de bir ilçe belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediye'miz. 7,5 ayda. Nisan 2019 ile 25 Ekim 2019 arasında 387 milyon 821 bin 378 lira bütçe fazlası verdi. Batak içinde olan bir belediyeden 7,5 ayda geldiğimiz noktadır. Bir de başka bir örnek daha vereyim. Rize Fındıklı Belediye'mizden. 25 yıl sonra orayı da kazandık. 4 Nisan 2019'dan bugüne 820 bin lira borç ödendi. 820 bin lira. Bir büyükşehir belediyesi değil. Bir il belediyesi de değil. Mütevazi bir belediye. 820 bin lira borç ödendi. 600 bin lira da tasarruf yapıldı. Ne yaparsınız? Sadece belediye başkanlarımıza teşekkür edersiniz. Ben o nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz mücadele, harcadığınız her kuruş bu ülkenin insanına helal olsun dedirtecek size. İsteyen beldede, ilde, ilçede isteyen her kişi meclis toplantılarını televizyonda izler gibi izleyebiliyor. Düne kadar yoktu bunlar. Düne kadar saydamlık diye bir kavram yoktu. Şeffaflık diye bir kavram yoktu. Ekonomik krizin toplumsal ve sosyal boyutları var. Aç yatan yüz binlerce çocuk var. Aç yatan. Bu coğrafyada. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler cepleri için çalıştılar. Bir daha söylüyorum. Kızacaklar. Bir daha söylüyorum. 17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir avuç insan sadece cebi için çalıştı. Vatandaş için değil. Sadece cebi için. Dolayısıyla
geldiğimiz ekonomik krizin geniş halk kitlelerini vurduğunu ve mutfaklarda yangın olduğunu görüyoruz. Kendisini yakan insanlar, intihar eden insanlar. Onu geçtik, toplu intiharların olduğu bir sürecin içine girdi Türk. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir örnek vereceğim. Bu yıl dar gelirli yoksul 30 bin dar gelirli yoksul 30 bin üniversite öğrencisine burs verilecek, yardım yapılacak. Miktarı 96 milyon. Eski parayla 96 trilyon lira. Toplumsal barışımız açısından üniversitede okuyan çocukların zamanlarını daha fazla derse ayırmaları açısından son derece değerlidir değerli arkadaşlarım. İsrafı önlüyoruz. Tasarrufları halk için kullanıyoruz. İsrafı nasıl önlediğimizi de beldeye de, ilçeye de, ile de, büyükşehire de, halka, vatandaşlara anlatmak zorundayım. Dul ve yetim aylığı alan kişilerin sayısını verdim. 847.643 kişi. Eylül 2019 tarihli istatistiği, tablosu. Benim değil, Sosyal Güvenlik Kurumu. Ne zaman? Eylül 2019. En başta 1000 liranın altında aylık alanlar var. Ne kadar? 847.643 kişi. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Halka doğruları söyleme konusunda bir geleneği özenle ve kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Ne söylerlerse söylesinler. Hangi gazeteleri olursa olsun, hangi televizyonları olursa olsun, gerçeğin önünde hiç kimse bir engel olarak duramaz. Ama gerçek değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Cepleri için çalıştılar. Vatandaş için değil. Biz kimin için çalışıyoruz? Vatandaş için. Bu ülkenin hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşları için çalışıyoruz. Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık ve birlikte götüreceğiz. Birlikte başlattık, birlikte götüreceğiz. Yeni bir siyaset, yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset, adaletli bir siyaset. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset. Ankara Büyükşehir Belediye'mizde 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattı. Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya çalıştılar. Şimdi Ankara Büyükşehir bu uygulamayı kart üzerinden bütün Ankara için yapacak. Bütün Ankara için yapacak. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetenler bunu beceremiyorlar. Ama biz yerel yönetimlerde bunu yapıyoruz.